Merhabalar. İkinci videoda optik konusunda gene beraberiz. Şimdi diğer videoda, birinci videomda ışık şiddetinden, ışık akısından ve aydınlanma şiddetinden bahsetmiştim. Şimdi de gölge olayı nasıl oluşur? Tam gölge, yarı gölge ne demek? Bunlar nasıl oluşur, nasıl değişir? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle şundan bahsedeyim. Yani gölge olayının olmasının asıl ilk bu gölge olayından ilk bahseden bilim adamı Newton ve Huygens'tir. Bunlar ışığın tanecikli yapıya sahip olduğundan bahsetmişler. Ta ne zaman? 1700'lü yıllarda, 17. yüzyıl, 1600'lü yıllarda. Daha sonra işte Young ve Maxwell'in çalışmalarıyla dalgaya da sahip olduğu ortaya çıkınca ışık hem tanecikli yapıya hem de dalgalı yapıya sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Şimdi gölge olayı tanecikli yapıya sahip olduğu ile ilgili bir olaydır. Ne demektir hocam derseniz, şimdi bir tane ışık kaynağı alırsak, önüne de saydam olmayan bir cisim koyarsak, arka tarafında biliyoruz ki arka tarafında ne oluşacaktır? Bir gölge oluşacaktır. İşte bu ışıktan çıkan fotonların, ışık demetlerinin saydam olmayan cisimden geçemeyerek arka tarafında ışık oluşmamasından dolayı gölge olaylar oluşur. Bu da ışığın tanecikli yapıya sahip olduğunu gösterir. Tanecikli yapıda davrandığını gösterir. Eğer şunu unutmayalım, gölge olayında dikkat edeceğimiz noktalar şunlardır. Şimdi iki tür gölge var, bir kere ondan bahsedeyim. Tam gölge ve yarı gölge. Şimdi tam gölge dediğimiz ışık kaynağının kesinlikle göremediği noktalara biz ışık yarı gölge, tam gölge diyoruz. Yarı gölge ise ışık kaynağının bir kısmının görüp diğer kısmının göremediği noktalardır. Eğer bir tane noktasal ışık kaynağın varsa, bunun oluşturacağı, perde üzerinde oluşturacağı gölge daima ve daima tam gölgedir. Yarım gölge burada oluşmaz. Peki hocam, yarı gölge nasıl oluşur? Yarı gölge iki durumda oluşur. Birinci durum şu: eğer benim ışık kaynağım noktasal değil de küresel bir ışık kaynağıysa, bunda şöyle çiziyoruz. Bir, şu şekilde iki ışın gönderiyorum. Sonra tersten bir iki ışın gönderiyorum, çaprazdan. Şimdi içerideki ışını yuvarlağını çiziyorum. Dışarıdaki gönderdiğim ışınların yuvarlağını çiziyorum. İçteki kısım tam gölge oluyor. Dıştaki kısım ise yarı gölge oluyor. İşte tam gölge ve yarı gölge oluşmasının birinci koşulu budur. Peki hocam, ikinci koşul, iki koşul demiştiniz. İkinci koşulu nedir diye söylerseniz, ikinci koşulda da noktasal ışık kaynağı olabilir. Ama iki tane noktasal ışık kaynağı varsa, bir tane değil de iki tane noktasal ışık kaynağı varsa, onda da ne oluşur? Hem tam gölge hem yarı gölge oluşur. Peki bu nasıl olur? Mesela çizelim iki tane noktasal ışık kaynağı. Bu şekilde de olabilir noktasal ışık kaynaklarım. Şu şekilde de olabilir. İkisini de çizelim. Bu şekildekini şöyle çiziyorum. İki uca, bakın unutmayın, iki uca ışın gönderiyoruz. Yuvarlağımı çiziyorum. Bu yuvarlağımı çizmeyi unutmamam lazım. Çünkü şeklin oluştuğunu görmem gerekiyor. İki yuvarlağı da birleştiriyorum. Bakın şu taraf tam gölge, ikisi de görmüyor. Buralar nedir? Yarı gölgedir. Peki hocam, bunda nasıl oluyor? Aynı şekilde iki uca gönderdim, hemen yuvarlağımı çizdim. Uzaktan gelen biraz daha az açıyla gelecek. İki uca gönderdim, hemen yuvarlağımı çizdim. İşte az önceki küresel kaynakta olduğu gibi orta tarafı tam gölge, kenarı yarı gölge olan gölgeyi oluşturmuş olduk. Şimdi burada eskiden formüller vardı. İşte uzaklıkla alakalı formüllerle yapılıyordu. Şimdi ÖSYM, YKS'de formüle dayalı fazla bir soru sormuyor. Peki hocam, nasıl sorular geliyor? Örneğin mesela bir tane yapalım. Basitten başlayalım. Bir tane engelimiz var. Bir tane kaynağımız var. Bir de perdemiz var. Bu I şiddetinde bir kaynak. Bu engel.
Evet, diyor ki aşağıdakilerden hangisi yapılırsa veya öncülleri veriyor. Birinci, ikinci, üçüncü öncül. Öncüllerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi hemen yapalım. Mesela diyor ki birinci öncülümüzde diyor ki şu tarafı 1, şu tarafı 2 alalım. Işık kaynağını bir yönünde hareket edersem tam gölge alanı büyür diyor. Şimdi hemen yapıyoruz. Bakın işlemlerimizi şu şekilde çizdim. Çizdim. Işık kaynağını bir yönde hareket ettirdim. Şuraya getirdim. Bakın normalde benim tam gölgem neydi? Bu kadardı. Çizdim. Çizdim. Evet, tam gölge alanım büyüdü. Veya işte ışık kaynağını bir de yukarıyı yapalım. Yani 1-2'yi belki anlarız ama mesela 3 yönünde hareket ettirirsem, ışık kaynağını 3 yönünde hareket ettirirsem tam gölge ve yarı gölge alanı, daha doğrusu yarı gölge alanı zaten oluşmuyordu. Tam gölge alanı nasıl değişir? Büyür mü, küçülür mü? Küçülür mü? Buna bakalım. Hemen şunu üst tarafa aldım. Şöyle söyleyeyim size. Bunun şuraya olan uzaklığı bunun buraya olan uzaklığına eşit midir? Eşit değildir tabii ki de. Eğer ben ışık kaynağını yukarı götürürsem ne olacaktır? Tam gölge alanı ne yapacaktır? Büyüyecektir. Buna dikkat edelim. Eğer şöyle yay şeklinde gidiyorsam, yay şeklinde gidiyorsam sıkıntı yok ama düz bir çizgende yukarı aşağı iniyorsam tam gölge alanı yine değişecektir. Bu soruda bir şekil daha gelir. Perdeyi yaklaştırma gelebilir. Şimdi şeklim biraz karıştı. Perdeyi yaklaştırmayla engeli yaklaştırmayı da yapayım. Tam kavramış olalım. Ondan sonra ikili kaynaklara geçeyim. Şimdi dedik ki kaynak burada, engel burada, perde burada. Hemen çizdim. Diyor ki perdeyi bir yönünde hareket ettirme. Şimdi normalde benim tam gölgem buydu. Perdeyi eğer ben buraya getirirsem tam gölgem şura olacak. Evet, küçülüyor. Bunlara da dikkat edelim. Ya bu yorumları yapmamız gerekiyor. Engeli perdeye yaklaştırma soruları var. Şimdi benim kaynağım burada, engelim burada. Tam gölgemi çizdim şu şekilde. Tamam. Engeli eğer ben buraya getirirsem aynı boyda çizmeye çalışmam lazım. Şöyle yaparsam kareli defterde bu daha da güzel oluyor. Evet, tam gölge şu durumdayken şu duruma düştü. O zaman ne olur? Tam gölge alanı küçülür. Yani kısacası söyleyeceğim, bu yorumları yapabiliyor olmanız gerekiyor. Peki hocam, bunlar tamam, bir şekilde teklileri yaparız da ikililerde birazcık daha cins sorular geliyor derseniz, evet, ikililerde birazcık daha garip sorular geliyor. Mesela bu birinci kaynağım, bu ikinci kaynağım, şurada bir engel koyayım, şurası da benim perdem olsun. K1, K2, işte engel, burası da perde dedik. Soru da diyor ki K1'i K2'ye yaklaştırırsam yarı gölge alanı büyür. Şimdi bakalım. Şimdi bu konuda tek tek çizeceğiz. Şu renkli kalemle bir bakayım yazıyor mu? Çizdim. Renkli de değilmiş. Hemen yuvarlağımı yaptım. Sonra K1'imi çizdim. Evet. Az önce bunu oluşturmuştuk. Yuvarlağımı yaptım. Şura tam gölge. Şurası yarı gölgeydi. Diyor ki K1'i K2'ye yaklaştırırsam. Şimdi gençler ne yapıyoruz? K1'i K2'ye yaklaştırıyorum. Şuraya getirdim. Buraya getirdiğimde dikkat edin. Bakın şu içerideki daire daha geniş bir açı yapacak. Yani daha büyüyecek. K1'i K2'ye yaklaştırdığımda daha büyüyecek. O zaman ne diyorum? Tam gölge alanı büyür. Peki yarı gölge alanı ne olur? Şimdi yarı gölgeyi oluşturan K2 değil miydi? K2'ydi. K2'nin değişiyor mu? Değişmiyor. Ama şimdi tam gölgenin dışında kalan kısım yarı gölgeydi. Tam gölge büyürse dışında kalan kısım ne olacaktır? Küçülecektir. O zaman yarı gölge gerçekten ne olur? Küçülür. İşte bunların yorumlarını güzel yapabilmeniz lazım. Bunlarla ilgili çok değişik, farklı sorular geliyor. Mesela der ki engeli perdeye yaklaştırmak.
Bakın bu değişik engeli perdeye yaklaştırırsak tek kaynakla iki kaynak arasındaki olay çok farklı oluyor. Mesela yazalım K1, K2 diyelim. K1, K2. Şuramız engel olsun. Şuramız perde olsun. Şimdi ben çiziyorum. Tamam. Şu şekilde. Şu şekilde. Geldim. Tamam. Burayı çizdim. Burayı çizdim. Şimdi ben engeli yaklaştırdım. Engel şuraya geldi artık. Şu şekilde. Şimdi size şunu söylerim. Bak geometriyi biliyorsunuz. Sayısalcısınız. Eşit ağırlıkçı olsanız da zaten bunun geometrisini biliyorsunuzdur bir şekilde. Şimdi şu uzaklıkta bu R kadar artmış. Bu daha büyük uzaklıkta R kadar artmış. Şimdi ben engeli uzatırsam, daha geriye götürürsem şunun şu açısı daha da küçülecek buna göre. Tamam bunun da küçülecek ama bunun açısı da çünkü yakın olan uzak olana göre daha fazla açısı küçülür. Mesela söyleyelim şunu bir daha yapalım. Şöyle çizelim. Şu uzaktaki gelen şu noktaları alalım. Şu uzaktaki gelen şöyle olsun. Şu noktaları almış olalım. Şimdi ben bu engeli şuraya götürürsem aynı boyu. Bunun küçülmesi arkadakinin küçülmesinden daha fazla olacaktır. Daha fazla etkilenecektir. Atıyorum bu 45 dereceden 30'a düşecek. Bu da 20'den 15'e düşecek. Şimdi 45'ten 30'a düşen 15 derece düşüyor. Bu ise ne kadar düşüyor? 5 derece düşüyor. O yüzden gene yarı gölge ve tam gölge alanları değişecektir. Bu konuyla ilgili biraz zorlayıcı sorular. Peki başka tür ne gelebilir derseniz şu tür sorular geliyor. Bir tane engel oluyor. Ortasında delik olan bir engel. Bir tane iki tane de ışık kaynağı oluyor. K1, K2 diye. Şimdi diyor ki bu kutunun arka tarafında oluşan deseni bulunuz diyor mesela. Şimdi yine yapacağımız işlem aynı şey. K2'yi çizeceğim şuradan. Evet şura K2'den görüyor değil mi? Aydınlık bir yer. Sonra K1'i çizeceğim. Bakın K1 daha küçük oldu. Şurası ikisini de görüyor. O zaman burası tam aydınlık. Burası yarı aydınlık. Burası karanlık. Yani bunu şöyle çizebilirim. Şöyle, şöyle. Şurası aydınlık. Şurası yarı aydınlık. Şurası karanlık. Bu tür sorular gelebiliyor. Hocam peki çok daha farklı, çok daha değişik ne tür sorular var derseniz aslında küresel aynaları anlattıktan sonra bundan bahsetmek istiyorum. Ama şöyle kısaca basitinden bir yapayım, düzlem aynayı yapayım. Küresel aynayı, küresel aynaları anlattıktan sonra yapayım. Mesela şöyle bir soru karşımıza çıkabilir. Soruyu hemen şuradan baktım da evet. Şimdi bir tane engel var. Şurada bir ışık kaynağı var. Arkasında da ayna var. Şöyle aynamızı biraz büyütelim. Bir de burada perde var. Diyor ki perdede oluşan gölge nasıldır diyor. Hemen yapalım. Şu şekilde gidelim. Şimdi şu yuvarlağımızı unutmayalım. Çizelim. Çizdik. Sonra şöyle tam ortasından olduğunu da anlayalım. Bir de ışık biliyorsunuz ışık her tarafa yayılır. Geriye doğru aynaya doğru gelen ışığın yansıması var. Bakın sanki burada iki kaynak varmış gibi. Hemen onun da yuvarlağını çizeyim. O da şu şekilde. Altta yok böyle bir şey. O zaman ne yapıyoruz burada? Burada şu şekilde. Görüntü aynen şu şekilde olacak. Bir yuvarlağımız olacak. Şurası kapalı olacak çünkü. Yuvarlağımızda şu şekilde bir görüntü oluşacak. Şurası karanlık. Bakın şurası şöyleydi. Sonra burada bir yuvarlak oluştu. Burası komple karanlık. Şu üst tarafta yarı aydınlık olan bir görüntü oluşacak. İşte arkasında aynalı olanlar da böyle. Bunun içine çukur ayna koyarsak içler çok değişiyor. Çok farklı şeyler çıkıyor. Bunu aynı şeyleri küresel aynaları anlattıktan sonra bundan bahsedeceğim. Şimdi optikte nelerden bahsettik? Birinci videoda aynı az önce söylediğim gibi aydınlanma şiddeti, ışık şiddeti ve ışık akısından bahsetmiştim. Burada da
gölge, yarı gölge, tam gölge veya aydınlık olan kısımları anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Ben dün izleyicilerden birine de bahsettim. Yıl içerisinde şöyle şeyler yapacağım, bilginiz olsun. Beyin yakan, beyin fırtınası yapmanızı sağlayacak çok orijinal, haftada bir çok orijinal soru çözmeyi düşünüyorum. Bu sorularla inanın mesela atıyorum etki tepki ile ilgili öyle bir soru çözeceğim ki etki tepkiyi komple tekrar etmiş olacağız. Atışlarla ilgili öyle bir soru çözeceğim ki tüm atışları bilmeniz gerekecek, tekrar etmeniz gerekecek. Sürtünme kuvveti ile ilgili çok ilginç, çok detay gerektiren ve ÖSYM'nin formülsüz, yoruma dayalı sorularına yönelik çok orijinal sorularım var. Umarım faydalı olur sizler için. Umarım bu videoların sayısı artar. Kolay gelsin, başarılar diliyorum. Fizikten sakın korkmayın.